Osmanlılara göre batılı, Avrupalılara göre doğuluydular. Batı Avrupa'dan yola çıkıp Levant'a, yani doğuya yerleşmişlerdi. Bu yüzden onlara doğulu anlamına gelen Levanten adı takıldı. Genellikle İtalyan, Fransız ve İngiliz kökenli, kozmopolit bir tüccar sınıfıydılar. Türkiye'de son Levantenler İstanbul Pangaltı, İzmir Alsancak, Bornova ve Buca'da yaşıyor. İşte onlardan biri, Alex Baltazzi. 1746'da Venedik'ten Osmanlı'ya gelen, 1849'da Osmanlı'da ilk bankayı kuran, defalarca Osmanlı İmparatorluğu'na kredi vermiş bir ailenin ferdi o. 1936 İzmir doğumlu ama kendi deyimiyle 266 yıllık İzmirli. Şimdi dışarıdan gelen İtalyanlar bana soruyor, siz dedi ne zamandan beri İzmir'desiniz? Ben diyorum 1746'dan. Tabi bunlar şaşıyor. Neden diyor ki 1746'dan? Diyorum 1746'dan. Benim dedelerim Venedik'ten İzmir'e geldiler. Ama ben bunu söylerken hakikaten ciddi olarak hissediyorum. Çünkü hemen hem o ailemin İzmir'de geçirdiği serüveni ve ben de İzmir'e bağlılığım. Yani benim bağlılığım doğumdan evveldeki 1936'da doğdum, az senede değil. Ama hakikaten yazarken, düşünürken İzmir'imi hep böyle düşünüyorum. Sanki her zaman ben İzmir'deymişim gibi. 18 ve 19. yüzyıllarda İzmir limanında deniz ticaretiyle uğraşan Baltazi'ler, İkinci Dünya Savaşı'nda Atina'ya göçerler. Alex Baltazi 10 yaşına kadar Atina'da yaşar. Maalesef 10 yılda Atina'da bloke olduk İkinci Dünya Savaşı'nda. Fakat babamdan ve annemden de aynı hevesi gördüm. Ama İzmir'e dönelim, İzmir'e dönelim. Savaş sonunda dönemiyorduk. Sınırlar kapalı ama ilk fırsatta hemen İzmir'e döndük. Baltazi ailesinin İzmir ve Türkiye özlemi ağır basınca savaş sonunda yeniden İzmir'e dönerler. Böylece Alex Baltazi de çok sevdiği İzmir'ine yeniden kavuşur. Baltazi liseyi Saint Benoît Lisesi'nde okur. Ardından İzmir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nden mezun olur. Baltazi'yi bugünlere taşıyan asıl serüveni ise 1969 yılında başlar. Tam bir İzmir sevdalısı olan Alex Baltazi, turizmciliğe adım atar. Türkiye'nin en eski seyahat acentalarından birinin sahibi ve yöneticisi olan Alex Baltazi, bu yolla İzmir sevdasını konuşturacağı bir alan bulmuş olur. Bir genel müdür vardı. Ya dedi, Alex niye sen dedi bir seyahat acentesi açmıyorsun dedi. Türkiye o kadar güzel bir ülke ki muhakkak turizm gelişecek ve Türkiye başta gidecek. Sen gir bu konuya. Ve hakikaten o zamandan beri turizme girdim ve bunu yaptığım için de çok memnunum. Tam bir İzmir aşkı ile yıllarca turizm sektörünün sorunlarına kafa yorar, çözüm önerilerinde bulunur. Çok sevdiği İzmir'in çağdaş bir turizm kenti olması için çaba gösterir. Uzun yıllar TÜRSAP İzmir Yönetim Kurulu'nda başkanlık ve ikinci başkanlık yapar. Turizm alanındaki çalışmalarıyla Ege Seyahat Acenteleri Derneği Başkanlığı, Türk-İtalyan Dostluk ve Kültür Derneği Başkanlığı, Türk-İtalyan İş Adamları Derneği'nde ikinci başkanlık, Deniz Ticaret Odası'nda Deniz Nakliye Müteahhitleri Komite Başkanlığı ve Deniz Turizm Grubu üyeliği yapar. Bu görevleri boyunca hep İzmir'in uluslararası arenada hak ettiği yere ulaşabilmesi için projeler üretir. İzmir'in tarihini, kültürünü anlatabilmek için sempozyumlar ve çalıştaylar düzenler. Alex Baltazi sadece bunlarla da yetinmez. Okul yıllarından beri süregelen yazma alışkanlığıyla İzmir ve tarihine ışık tutan birçok yazı kaleme alır. TÜRSAP dergisinde devamlı dinozor olarak yazı yazdı. Yani ele takviye isim çünkü biraz da çatıyordum. O zaman turizme pek emniyet verilmiyordu. Böyle bir dinozor ve onun için de, ve orada da çok İzmir için başta gelen yazılar yazdım.
İtalyan Cumhurbaşkanı tarafından şövalye nişanına layık görülen Alex Baltazzi'nin İzmir ve Levantenlerle ilgili yazıları çeşitli dergi ve gazetelerde yayınlanmaktadır. Türkiye'yi İtalya kadar seviyorum. Arada bir farklılık görmüyorum, diyor Alex Baltazzi. İzmir'deki ifadem ailemin bir parçası. Yani nasıl çocuklarımı seviyorum, nasıl eşimi seviyorum, İzmir'i de böyle seviyorum. Yani onların aralarında şu diyeceği koysak, koymayayım zaten. İzmir'im de bu. Ve karşılığı da beklemeden, bu başka bir sevgi. İşte bu nasıl bir insanı seviyorsanız, bu böyle. Artık konuşurken bile önce Türkçe düşünüyorum diyen Alex Baltazzi, İtalyanca, İngilizce, Fransızca ve Yunanca biliyor. O bir İzmir aşığı. Yıllarını bu şehrin tanıtılmasına adadı. Tarihinden kültürüne, İzmir'i hemen her fırsatta, her ortamda anlattı. İzmir adına onlarca yazı yazdı. Kitaplar çıkardı. Evet, kendi deyimiyle 266 yıllık İzmirli ama onun İzmir sevdası çok daha derinlere uzanıyor. Yaptığı işlerle kente büyük emeği geçmiş, İzmir sevdalısı sevgili Alex Baltazzi'yi ustaya saygı etkinliğinde ağırlamaktan büyük onur duyuyoruz. Doktor Hakan Tartan, Konak Belediye Başkanı.